Arkadaşlar merhaba. Passat aracımızı çalıştırıp otomatik vitesler için bir iki tane hani bilmeyen olabilir öneride bulunacağız. Öncelikle ayağımız frende, emniyet kemerimiz takılı. Aracımızı çalıştırıyoruz. Çalıştıktan sonra biraz beklemek her zaman iyidir. Yağ dolaşımı vesaire şeyler için. Passat'ta ben şeyi kapatıyorum. Start stop'u, bazen ani kalkış gerekiyor. D'ye alıyoruz. El frenini indiriyoruz. Yavaş yavaş kalkışımızı yapıyoruz. Tabii. Şimdi önemli hususlardan birinden bahsedeceğim. Trafik yoğun olduğu yerlerde dur kalk yaptığınız zaman, özellikle hani duruyoruz, önümüz kalabalık diyelim, hemen manuele alıyoruz. Manuel almamızın sebebi, otomatik DSG şanzımandan çıkarıyoruz buraya. Birinci vitesle dur kalk yapıyoruz arkadaşlar, şöyle. Birinci vitesle dur kalk, dur kalk yapıyoruz. Bu çok önemli şanzımanınızın uzun ömürlü olması için. Yokuşlarda devir saati uzun yolda, söylediğim uzun yol için geçerli. Uzun yolda da devir saati çok yükselebilir, vites atmaz. Orada da manuel alıyoruz, vitesi yükseltiyoruz. 2500-3000 devire geliyor araba. Bu da önemli. Yani manuel alıyoruz, vitesi yükseltiyoruz artılarla. 5. vitese gelince şey yapıyor. Tabii en önemli hususlardan bir tanesi park etme. Otomatik vites araçlarda park etme nasıl yapılır? En doğrusu nedir? Şu. Geldiğimizde park yerimize geliyoruz. Geldik. Ayağımız frende. Durduk. Evet. Bakın duruyoruz. Ayağımız frende, normal. Hemen stop etmiyoruz. Ya da parka alıp stop etmiyoruz. Park aldığınız zaman şanzımana bindiriyorsunuz. Ne yapıyoruz? N'ye alıyoruz. Boşa alıyoruz arabayı. El freni çekiyoruz. Şu an araba el freninde. Ondan sonra şanzımandan çıktığı için P'ye alıyoruz. Önce N, el freni, sonra P. Bu en önemli ayrıntıydı arkadaşlar. Aslında bunun için çekmiştik videoyu. Bu önemli yani. Aklınıza bulunsun. Herkese iyi günler.